ABD Başkanı Biden, İsrail'in Hamas'a yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu duyurdu. Biden, İsrail'in ateşkes taslağının 3 aşamadan oluştuğunu belirterek, ilk aşamada Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı rehinelerin bırakılmasını öngördüğünü açıkladı. Hamas teklife olumlu yaklaşırken, Netanyahu Hamas yok edilene kadar Gazze'de kalıcı ateşkes olmayacaktı. Artık bu savaşın bitmesinin zamanı geldi. Gazze'de 7 Ekim'den beri süren savaşta ateşkes ilanı için kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in ateşkes için sunduğu yeni teklifi duyurdu. İsrail yeni ve kapsamlı bir teklif sundu. Bu ateşkes ilanı ve tüm rehinelerin tamamının dönmesi için bir yol haritası. Biden'ın açıkladığı teklif 3 aşamadan oluşuyor. İlk aşama 6 haftalık bir ateşkesi öngörüyor. Bu süreçte Hamas'la İsrail'in ikinci aşama için müzakere etmesi planlanıyor. İkinci aşama ise çatışmaların tamamen sona ermesini kapsıyor. Eğer ilk aşama 6 haftadan uzun sürerse ateşkesin de gerektiği kadar uzaması planlanıyor. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin geniş kapsamlı yeniden inşası var. Biden İsrail'e çok net mesajlar gönderdi. İsrail hükümeti içinde savaşın sürmesini isteyen ve rehineleri öncelik olarak görmeyen kişiler olduğu söyledi. İsrail hükümetinden her türlü baskıya rağmen bu anlaşmaya destek vermesini istiyorum. Bir adım geri çekilip eğer bu şans kaybedilirse ne olur diye düşünün. İsrail dünyada daha da izole hale gelebilir. Biden'ın Hamas'a da çağrısı vardı. Bir daha 7 Ekim benzeri bir saldırı düzenleyecek kapasitesi bulunmadığını ifade ettiği Hamas'a teklifi kabul edin sözleriyle seslendi. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililere göre 3 aşamalı planın her safhasının 42 gün sürmesi planlanıyor. Teklifin arabulucu ülkeler Katar ve Mısır tarafından perşembe günü Hamas'a iletildiği belirtiliyor. Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililere göre 3 aşamalı planın her safhasının 42 gün sürmesi planlanıyor. Teklifin arabulucu ülkeler Katar ve Mısır tarafından perşembe günü Hamas'a iletildiği belirtiliyor. İsrail Başbakanı Netanyahu Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi. Netanyahu İsrail'in savaşı sona erdirme koşulları değişmedi dedi. Hamas yok edilene ve tüm rehineler serbest bırakılana kadar Gazze'de kalıcı ateşkes olmayacağını söyledi. Hamas'a teklife olumlu yaklaştı. Yapılan açıklamada Hamas, kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze şeridinden tamamen çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve yerinden edilenlerin evlerine dönmesini temel alan her türlü teklife olumlu ve yapıcı bir şekilde yaklaşmaya hazırdır denildi. 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik başlayan İsrail saldırıları sadece bir kez durdu. 6 günlük ateşkeste Hamas yüzün üzerinde İsrail'i rehineyi İsrail'e iade etti. Karşılığında da İsrail cezaevlerinde tutulan 240 Filistinli serbest bırakıldı. Savaşta bugüne kadar 36 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 82 binin üzerinde Filistinli de yaralandı. ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu bu üç aşamalı ateşkes teklifi dünya liderleri tarafından da memnuniyetle karşılandı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres taslak plan için kalıcı barışa yol açmasını umuyorum dedi. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ise savaşın artık sona ermesi gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar son bulacak mı? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın sunduğu üç aşamalı ateşkes teklifi umutları artırdı. Dünya liderleri taslak planı memnuniyetle karşıladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Gazze'de çok fazla yıkım ve acıya şahit olduk. Artık durması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell, "Savaş artık sona ermeli" dedi. İsrail ordusunun geri çekilmesi, Gazze'nin yeniden yapılandırılması ve rehinelerin serbest bırakılması için Biden'ın sunduğu plana tam destek verdiklerini ifade etti. We call for ceasefire. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ateşkes planına destek verdi. Teklif, Gazze'deki savaşın ve sivillerin acılarını sona erdirmesi için bir fırsat ifadelerini kullandı. Teklifi savaşı sona erdirmek için dengeli ve gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirdi. Definir, les Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazeteki savaş sona ermeli, ABD'nin kalıcı barış için teklifini destekliyoruz dedi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da teklifin barışa bir fırsat sunduğuna dikkat çekti. Almanya Dışişleri Bakanı Berbok ise teklifin bir umut ışığı sağladığını ifade etti.